7. Bölüm. Mühürlenmiş 144 bin kişi. Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün dört yerini tutuyorlardı. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyarak gün doğusundan yükselen başka bir melek daha gördüm. Bu melek karaya ve denize zarar vermek için kendilerine yetki verilen dört meleğe yüksek sesle, "Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ve ağaçlara zarar vermeyin," diye bağırdı. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. Yahuda oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti. Ruben oymağından 12 bin, Gad oymağından 12 bin, Aşer oymağından 12 bin, Naftali oymağından 12 bin, Manaşe oymağından 12 bin, Şimon oymağından 12 bin, Levi oymağından 12 bin, İssakar oymağından 12 bin, Zebulun oymağından 12 bin, Yusuf oymağından 12 bin, Benyamin oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti. Beyaz kaftanlara bürünmüş kalabalık. Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık, tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle, "Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür," diye bağırıyorlardı. Bütün melekler, tahtın, İhtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı. Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana şunu sordu. Beyaz kaftan giyinmiş olan bu kişiler kimlerdir? Nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki, bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanında yıkamış bembeyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrı'nın tahtının önünde duruyor, onun tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Taht üzerinde oturan çadırını onların üzerine gelecektir. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne de kavurucu bir sıcaklık onları çarpacak. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecektir.